İrfan Hocam, şimdi Thank you. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği yer önemli. Hitler vurgusu üzerinden benzeterek aynı şekilde insanlık nasıl o zaman ittifak kurulduysa, ülkeler nasıl ittifak kurduysa bugün de aynı şekilde bir ittifak kurulmalı Netanyahu ve cinayet şebekesine karşı diyor. Peki aslında aynı yerde miyiz, aynı noktada mıyız? Tabii Erdoğan yani burada uluslararası toplumun vicdanı olarak, vicdani sesi olarak Türkiye'nin görüşlerini, kendi görüşlerini dile getirdi. Yani idealist bir durumu anlatıyor. Aslında uluslararası politikaya çıplak gözle baktığımızda bir orman kanunu olduğunu çok açık biçimde görmemiz lazım. Her ne kadar geçmişten günümüze çok önemli uluslararası sistemde ilerlemeler olmuş ise de halen uluslararası alanda şu an geçerli olan kural sosyal Darwinizm. Yani Darwin'in işte teorilerinden birisi güçlü olan ayakta kalır, zayıf türler ortadan kalkar ve ormanda nasıl ki aslan hakim ise ve aslanın diğerleri üzerinde tahakküm kurmasını ahlaki etik değerlerle yargılamıyorsa uluslararası sisteme de böyle bakmamız lazım. Şimdi şu an sistemin hakim gücü olan ABD'nin bakış açısı bu. Yani kendilerini adeta dünyaya işte medeniyet getiren millet olarak tanımlıyorlar ve bunu geçmişten bugüne kadar baktığımızda kutsal bir görev, manifest destiny yahut da işte beyaz adamın yükü, beyaz adamın gücü her tarafı gider, işte kalkındırır, dünyadaki geri kalmış bölgeleri kalkındırır gibi meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Aslında bir güç yapılanması, yani bugünkü Birleşmiş Milletler sistemi de bir güç yapılanması, 1945'teki dengeler esas alınarak kuruldu ve o zamandan günümüze dünya birkaç kez değiştiği halde buradaki strüktürün değişmediğini görüyoruz. 6 tane organı var. Mesela bir tanesi fonksiyonunu tamamen yitirdi. Vesayet Konseyi. Çünkü böyle manda yönetim altında şu an bir ülke yok. Ama günün birinde Birleşmiş Milletler'in herhangi bir geri yönetmesi söz konusu olduğunda o görevi üstlensin diye bu kurumu da tutuyorlar. Şimdi Erdoğan tabii ki ideal bir durumun fotoğrafını çekti. Kolay değil bunun değişmesi. Yani bu yönde Müslüman dünyanın, ezilen halkların, güneyin sistemde hakları yenen, tahakküm altında tutulan tüm milletlerin Erdoğan bir anlamda konuşmasıyla temsilciliğini yaptı. Bu yeni olan bir şey de değil. Şimdi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ana çartırına baktığımızda teşkilatı evet bir taraftan bu yapıdan dolayı suçlamamız lazım ama öte taraftan da Birleşmiş Milletler'in başardığı çok önemli işler de var. Hmm. Yani mesela ana sözleşmeye baktığımızda amacı nedir diye baktığımızda uluslararası barış ve güvenliği korumak, devlet arasındaki ihtilafları güç kullanmadan, güç kullanma tehdidine başvurmadan çözüme kavuşturmak, işte kalkınmayı sağlamak, insan haklarının gelişimine katkı sağlamak. Mesela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu 10 Aralık 48'de evrensel beyannameyi yayınladıktan sonra tüm dünyanın pek çok ülkesinde evet, anayasalara girdi buradaki temel hak ve özgürlükler. 2 tane uluslararası düzeyde medeni siyasi haklar sözleşmesi, ekonomik, sosyal, kültürel haklar sözleşmesi tüm dünyaya teşmil edildi. Bölgesel düzeyde insan hakları mekanizmalar oluşturuldu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi. Şimdi tabii ki Erdoğan burada bir manifesto ortaya koydu. Bu çok açık. Yani bir taraftan Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılması. Öte taraftan Gazze'de bu akan kanın durdurulması ve yukarı tarafta Ukrayna'da ateşkes sağlanması. Yani bir bütün olarak baktığımızda merkezi, pergeli Ankara'ya koyup etrafımızdaki coğrafyada olan bitenleri mümkün olduğu kadar objektif bir perspektifle ortaya koydu. Ve Batı içinde şunu söyledi, yani bizim Yahudilere yönelik bir antipatimiz yok, antisemitik değiliz. Buraya geleceğiz. Yahudi halkıyla da bir yönetimle sorunumuz evet var. Bunların ben hepsini soru konuşacağız. Miyim? Amerika Birleşik Devletleri'ne evet, değil evet, mi? Murat buyurun Bey, soruları alalım Amerika Birleşik Devletleri'ne. Murat Bey bir sorum olacak. Şimdi bu tür uluslararası toplantıları
Murat Bey de bir gazeteci olarak çok izledi. Ben de mesela birkaçını izledim. Şimdi bu genel kurul konuşmalarından çok, özellikle bu ikili görüşmeler, diplomatik trafik de daha çok mesela ilgi çekiyor. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Mitsotakis ile görüşmesi, işte birazdan Paşinyan'la görüşmesi bekleniyor. Bu diplomasi trafiğine dair, özellikle Erdoğan'ın bu yoğun diplomasi trafiğine dair gözlemleri nedir? Çünkü çok ilgi çekti ve hani böyle işte Olaf Scholz da var, işte Afrika'dan da var, işte Edi Rama da var. Ama asıl işte İran Cumhurbaşkanı çok merak ediliyor, ya bu ne yapacak? Erdoğan'la görüştü. Yunanistan Türkiye ne olacak? Mitsotakis Erdoğan'la görüştü. Azerbaycan Ermenistan ne olacak? Paşinyan Erdoğan'la görüşüyor. Ben buna dair daha çok gözlemini merak ediyorum işin doğrusu. Ya açıkçası şimdi tamamen objektif olarak söylüyorum. Aslında burada biz ev sahibiyiz. Amerika'da bana göre. Şimdi arkada Türkiye var. Evet. Malum. Gerçekten gurur duyulacak bir yapı. Hemen şu görmediğiniz tarafta da Birleşmiş Milletler binası var. Şimdi yani aradaki mesafe ne kadar? Bir dakika. Bir dakika. Bir 40 saniye, bir dakika civarı bir şey var, mesafesi var. Şimdi o kadar kritik bir noktada ki baktığın zaman Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan burada geldiği günden beridir çok fazla sayıda kritik görüşme gerçekleştiriyor. Burada liderleri ağırlıyor. Evet. Sadece aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da değil, Sayın Emin Erdoğan da çok etkinlik yaptı. Ve hani şimdi bunu söyleyince birileri şey yapacak ama gerçekten kıskanılacak kadar önemli bir konu aslında bu. Çünkü bir yerim var ve tam en böyle stratejik, kritik noktada liderlerle birebir rahatça görüşme yapabiliyorsun. Ki zaten işte o kadar çok lider geldi, görüşme yaptı ki. İşte dün işte Pezeşkian mesela işte bir tanesi. Kim? Kuveyt Veliaht Prensi geldi. Kuveyt Veliaht Prensi geldi. Arnavutluk, Sırbistan, bugün Ukrayna, Ermenistan, Irak, Almanya, Hollanda, Almanya. Ev sahibiz diye o yüzden diyorum. Böyle bir aslında baktığımız zaman psikolojik bir üstlük de sağlıyorsun. Çünkü senin binanı da kabul ediyorsun. Aynen. Çok kıymetli bir şey bana göre. Ve şimdi genel hava da şu, işte delegasyonla vesaireyle de konuştuğumuz zaman, dün akşam da bayağı bir sohbet etme imkanımız oldu. Sayın mesela işte ayaküstü Akif Çağatay Kılıç, Sayın Akif Çağatay Kılıç'la konuştuk mesela. Bir tanesi oydu. Yani görüşmeler gerçekten çok iyi geçiyor. Hava çok pozitif. İşte biraz önce Yunanistan Başbakanı'nı hep beraber gördük. İşte görüntüsünü yayınladık. Bize özel bir röportaj verdi. Vermek için de özellikle geldi diye zaten düşünüyorum. Çünkü gördüm nasıl geldiğini. Şimdi dolayısıyla şimdi, genel kuruldaki konuşmanın havası ayrı ama onun dışında burada gerçekten çok ciddi bir diplomatik faaliyet yürütüyor. Bir diplomasi yürütüyor. Ve ben aldığım izlenimlere göre ve işte bilgilere göre mesela işte Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bulat bazı görüşmeler yaptı. Sayın Teknoloji Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır. Onlarla gene görüşmelerimiz oldu. Çok böyle pozitif bir, keza işte Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar. Çok böyle pozitif geçtiğine dair bir hava var. O duyumu alıyoruz, görüyoruz, konuşuyoruz. Yani aslında bizim açımızdan baktığımız zaman diplomasi açısından burada olmak, bu şekilde bu görüşmeleri yapmak Türk açısından kazançlı oldu diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Burası aslında tarafsız saha normalde Murat Bey. Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta. Ama siz bütün liderleri ayağınıza getirince bu bir diplomaside avantaj değil midir? Tabii. Yani kastettim aynen bu şimdi. Dediğim gibi biz aslında burada baktığın zaman Amerika'da gerçekten ev sahibiz. Şu anda. Yani daha iyi nasıl anlatılabilir onu bilmiyorum. Amerika'da ev sahibi olmak. Aslında burada net o havayı alıyorsunuz Türkiye buraya gelince. Arkada, tabii. Yani liderler çıkıyorlar buradan. Bir bakıyorsun Türk evinde
ya bir etkinliğe katılıyorlar. Ya işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyorlar. Veya işte bugün öncesinde işte görüşenler vardı. İnanılmaz hareketli. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan görüşmesi başlayacak Yunus. Murat Bey, nasıl yani, oradaki hareketlilik? Biraz daha Ahmet Akpolat'tan da geniş görmesini isteyelim. Aslında Murat Bey, ondan önce ben bir soru sorabilir miyim? Evet, İrfan Hocam'ın da sorusu var. Sosyalist Enternasyonel toplantısına katılmak için CHP Başkanı Özgür Özel ve dışişlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı da şu an Amerika'da. Yani içerideyken yani ihtilaf halinde olabiliriz. Fakat dışarıda Türkiye'yi temsil ediyoruz şeklinde açıklamalar vardı. Acaba bir duyum alabildiniz mi? Yani Türk evini falan ziyaret etmeleri mümkün olabilir mi bu CHP başkanı heyetinin de? Paşinyan'dan önce CHP'den bir ziyaret var mı aslında? CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Türkiye'nin... Şimdi şöyle, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Sayın Ahmet Yıldız'dan, Büyükelçi Yıldız'dan bir randevu istediği ve bu randevu gerçekleştiği takdirde bunun da Türk evinde yapılacağı ya da diğer girişimleri, diğer temaslar olursa yine burada olacağı bilgisi vardı Sayın Özel'in. Tabii bu da aslında şunu gösteriyor, biz hep bunu anlatmaya çalışıyorduk. Çok tabii tepkiler, eleştiriler de oluyor ama burası Türk'ün evi. Burası Türk halkının evi. Parti ayırt etmeksizin, yetkili ayırt etmeksizin hepsi aslında gelip burada bu Türk evini, Türk'ün evini kullanabiliyor diye düşünüyorum ben Murat Bey. Ya sadece işte doğru söylüyorsun. Yani bütün muhalefet parti, herkes kim varsa burada ben zaten işte geçen sene de benzerini görmüştük. Birçok etkinlik, görüşme. Ya yani bu işte mesela lider eşlerine işte geçen sene de mesela benzer etkinlikler olmuştu. Bizi tanıtma, anlatma, yani her türlü organizasyon çok kıymetli bir şey. Şöyle yapalım aslında yani, Murat Bey. Dolayısıyla çok güzel özetledi. Yapılan en böyle stratejik işlerden bir tanesi bence burada bir Türk evi olması diye düşünüyorum. Murat Yancı'nın söylediği o ifadeden devam edelim. İsmail Bey, lütfen sorunuzu da sorun da Murat Yancı şöyle bir ifade kullandı. Amerika'da ev sahibi olmak, bir Birleşmiş Milletler'le Türk evinin karşılıklı olması. Ahmet Akpolat'tan da rica edelim bize böyle bir geniş açıdan göstersin bir kez daha Türk evinin konumunu. Ben çünkü de gaza geldim, manşete atayım mı? Atın. Bize ne? Her yer Türkiye. Güzel. Her yer doğru. Güzel. Güzel yer Türkiye. Güzel yer Trabzon'dan sonra değil mi? Türk eviyle Birleşmiş Milletler'in karşı karşıya olduğu aradan. Yani arası zannediyorum 60... Buyurun. Aradan bir yol geçiyor sadece. Şimdi ne kadardır? 60-70 metre var mı? Çok yakınmış. Yok galiba. Ya. Sadece yok. Karşıdan karşıya geçiyorsun. Karşıdan karşıya geçiyorsun. Şurada zaten görüyorsunuz işte. Karşıdan gelen. Ya bu müthiş bir avantaj yani. Şimdi gerçekten hem bir taraftan bizim adımıza gurur verici. Bütün Türkiye açısından baktığımız zaman işte hep dalga geçilir. Şöyle soralım o zaman Murat Bey'e ve Yunus'a yani soralım. Durum. Hareketlilik çünkü başladı mı? Saat 22'de böyle. Murat Bey, saat 22'de Paşinyan'ın gelmesi bekleniyordu. İkili görüşme olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Hareketlilik var mı? Şu an ne görüyorsunuz? Bize göre tabii hareketli gözüküyor ama siz orada hayır bir lider geldiğinde burası daha farklı bir atmosfer oluyor mu Göksu diyorsunuz? Tabii. Daha farklı bir atmosfer oluyor burada. Onu gördük. Bir anda her yer böyle güvenlik güçleriyle doluyor. Ondan sonra herkes olduğu yerde mıhlanmak zorunda kalıyor. Kıpırdayamıyorsun. Bir enteresan bu sene. Geçen sene bu kadar değildi galiba, değil mi? Doğru. Bu sene keskin nişancıları aslında CNN Türk'ün görüntüleriyle göstermiştik izleyicilerimize. Ama şöyle bir şey de var aslında Murat Bey. Mesela bu arada Nikol Paşinyan'la görüşme başladı. Başladı mı? Önce Göksu. Ama tabii dün ve dünden önceki gün aslında yayınlarda gördük. Lidere göre muamelede var biraz. Doğru. Mesela Pezeşkiyan geldiğinde kuş uçurtulmadı. Ama savaşta bir ülkeden söz ediyorum. Biden geçtiğinde hayat felç oluyor. Ama tabii Paşinyan olduğunda hani içeri girdiler.
Çünkü dün İran Cumhurbaşkanı'nın geldiğindeki o görüntü nişancılar da vardı. Devlet Başkanı nişancılar, da gelecek bugün buraya. O zaman çok daha farklı bir yer göreceğiz. Şimdi İran için aslında tehlikeli bir durum. İsrail'le savaştı mı, savaşacak mı? Nasıl adam ya. Yani İran'ın bütün kritik isimleri suikaste uğramışken Pezeşkiyan'da Birleşmiş Milletler toplantısına katılıyor. ABD İran ilişkilerini düşünürsek yani hani arada olmayan ilişkileri olmayan diplomatik temsilcilikleri. Ama aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. Trump'ın da suikaste uğradığı ve bir suikast denemesi daha yapıldığı noktada bence ABD'de her şey olabilir şu anda. Yani o noktada farklılık görmüyorum açıkçası. Peki. Şöyle yapayım. İsmail Bey'in bir sorusu vardı. İsmail Bey. Soru değil. Soru değilse şöyle yapalım. Biden gelmeden önce gündüz çok kısa bir şey söyleyeceğim. Evet. Sesim gitmiyor galiba. Evet. Gidiyor mu? Biden gelecekti. Yarım saat önce zannediyorum biz de Türk evine gidelim diye yola çıktık. Yunus Baksoy da hatta bir röportaj yapıyordu. Yarım saat kala bir anda böyle bir teyakkuz, bir alarm hali burada. Ondan sonra polisler baktı işte Ahmet Akpolat ve Yunus Baksoy'a doğru böyle bir alarma geçiyorlar, koldan ittiriyorlar. Falan canlı yayında. Tabii bunlar ekrana yansımadı ama ben müdahale etmeseydim galiba böyle bir ciddi. Çünkü çok da böyle bir şey, alarm durumu da var. Hani işte Yunus daha iyi biliyor. Daha önce mesela bir Amerikalı muhabiri işte hemen yayını kes demişler ve kesmediği için götürdüler. Götürdüler, tutuklayıp götürdüler. Bir de şöyle, mesela Başkan Biden geçeceği zaman kimsenin bir önemi yok yoksu. Bunu Murat Bey'le de gördük burada gözümüzde. İsterseniz İspanya'nın başbakanı olun, isterseniz Arnavutluğun cumhurbaşkanı olun. Umrunda değil Amerikan gizli servisinin. Başkan Biden geçtiğinde hiçbir kimse burada yürüyemez. Böyle sıkı bir güvenlik önlemi de var. O en ayrısı. Yani bazı isimlere ekstra özel güvenlik önlemi ama Başkan Biden buranın kralı. Hani söylemeye doğru olursa. Peki şöyle belki yapalım. Belki yani şimdi Biden'ı işte bugün gördük mesela. Biden'a çok böyle ekstra. Mesela havada helikopter asılı duruyor. Ve dakikalarca ne kadar sürdü bilmiyorum. Hatta olduğu yerde duruyor yani. Dolaşmıyor. Olduğu yerde sabit bir şekilde bekliyor. Enteresan geldi bana. Peki şöyle yapalım Murat Bey. Her sene Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Yunus'u yayın yapmak konusunda riskli alanlara sokuyoruz veya farklı alanlarda. Böyle Yunus bize orayı gösterirse şimdi tekrar Türk evinin etrafını göstermesini isteyeceğim ama siz de yanındasınız. Yunus'a göz kulak olun, sahip çıkın. Bizim ya da için yüksek kıymetli. Müsaadenizle Yunus'u gözden çıkarabilir miyiz? Ya da. Evet, bugün gerçekten Yunus'la Ahmet Akpolat'ı kurtardım diyebilirim. Bizi Amerikan polisinin elinden kurtardı. Yoksa öyle söyleyeyim. Peki gözünüzü kulağınızı ayırmayın Murat Bey. Sizi, evet, ama teşekkür ediyoruz.